Bugünkü zaman yolcusunda, Uygur asıllı Bakşı Şaman Selengen'in Türk mitolojisi hakkında verdiği bilgileri anlatacağız. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com'da yayınlanan ve linki izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde yer alan yazısında Selenge, Türklerde Tanrı kelimesinin anlamına yer verdi. Selenge'nin yazısından hareketle hazırladığımız kısa filme geçmeden önce bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şaman Selenge'nin kehanetlerine yer verdiğimiz kısa filmlere ulaşmak için YouTube tarafından sağlanan katıl özelliğini kullanarak kanalımızın özel üyesi olabileceğinizi hatırlatıyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Türkiye'de təhsil aldığım illerde məni çox təəccübləndirən bir vəziyyətdən danışmaqla başlamaq istərdim. Türkiye'dekilerin bir çoğu Tanrı kelimesinden adeta korkuyordu. Sanki gizemli birileri onlara Tanrı kelimesinin günah olduğunu ezberletmişti. Söylenenlerden anladığım kadarıyla Türkiye Türkleri, Allah kelimesinin özel isim olduğunu, Tanrı kelimesinin ise kesinlikle Allah sözlüğünü karşılamadığını söylüyordu. Oysa Farsça aynı anlama gelen Hüda kelimesi Türk milli marşına bile girmişti. İbrani dilinde bir kelime olan Rab sözlüğünü de benimsemiş görünüyorlardı. Allah sözlüğünü İngiliz metinlere tercüme ederken God kelimesini kullanmakta bir mahsur görmüyorlardı. Hatta Türkçe bir kelime olan Yaradan ifadesini kullananlar da vardı. Ancak her nedense Tanrı kelimesi kullanılınca sorun yaşanıyordu. Bunun sebebini sorduğum bir Türk arkadaşım bana gülerek bütün suçun yabancı filmleri seslendirenlerde olduğunu anlatmıştı. Bir Hristiyanın aman Allah'ım demesi biraz tuhaf kaçacağı için aman Tanrım diye seslendiriliyormuş. Böyle olunca bilinçaltında Tanrı sözcüğü ötekileşmiş. Oysa Yunus Emre gibi Müslüman Türk dervişler şiirlerinde Tanrı sözcüğü ile Allah sözcüğünü eş anlamlı olarak kullanıyormuş. Bilmeyenler için tekrar edelim, Tanrı kelimesinin öz Türkçedeki söylenişi Tengri'dir. Eski Türk inanışlarına yanlış bir ifadeyle şamanizm diyenler var. Hayır, şaman sözlüğü kabile büyücüsü gibi bir anlama gelir ve Türklerle doğrudan ilgili değildir. Mesela Afrikalı bir yerli kabilesinin ya da 2000 yıl önceki Viking köyünün putçu kabile büyücülerine şaman denebilir. Ancak eski Türk inanışlarında putlar yoktur. Türklerde Tengri ve onun kendi özünden yaratıp görevler verdiği kutsal varlıkla insanların ilişki kurmalarını sağlayan kimseler vardır. Bunlara şaman denmez, Türkçe bakşı adı verilir. Eski Türk inanışı Orta Doğu dinleri gibi tek yaratıcı ilkesine dayanır. Bu tek yaratıcının ismi Tengri'dir. Bu sözcük tan yerinin sahibi anlamına gelir. Bu nedenle Göktengri denildiği olur. Bu nedenle eski Türk inanışlarını şamanizm yerine Göktengri inanışı olarak isimlendirmek en doğrusudur. Gök sadece gökyüzü anlamında düşünülmemelidir. Eski Türkçe'de olgunlaşmamış meyveye gök denir. Yani gök sözcüğü bir şeyin ilk hali anlamı taşır. Göktengri kelimesi eski Türk inanışlarına göre her şeyin özünün tek yaratan olduğuna atıfta bulunur. Tengri kelimesi sıfat olarak kullanıldığında ihtişamlı anlamına gelir. Bu nedenle bazen görkemli bir şeyi anlatırken sıfat olarak kullanıldığı olur. Öte yandan Tengri sözcüğü zaman kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Gün Tengri denildiğinde gökyüzünün aydınlık olduğu dönem, ay Tengri denildiğinde karanlık olduğu zaman anlatılır. Yani gün Tengrisi, ay Tengrisi diye bir şey yoktur. Burada Tengri zaman anlamına gelir. Eski Türkçe'de kilim yapmakta kullanılan çıkrıklara tengerek denirdi. Yani tenk kelimesi bir dönüş hareketine işaret eder.
Nitekim Moğollar Tengri kelimesi yerine Tengir sözcüğünü kullanır. Buradaki dönüş hareketi zamanın kendi döngüsüdür. Geceden gündüze, bahardan yaza, yazdan güze, düzden kışa, kıştan bahara zamanın döngüsüdür. Türkçedeki tekerlek sözcüğü de buradan gelir. Yani gök sözcüğü öz anlamına gelirken yaratıcılık sıfatıyla ilgilidir. Tengri ise zaman kavramıyla bağlantılıdır. Türk runik harflerinde Tengri tek bir sembolle anlatılır. Yuvarlak içinden artı işareti Tengri anlamına gelir. Yuvarlağın anlamı gökyüzüdür. İçindeki artı işareti ise yeryüzündeki dört yönü gösterir. Böylece Türkler tek bir işaretle yeryüzü ve gökyüzü arasındaki zaman döngüsü anlamında Tengri sözcüğünü anlatır. Bu sembol yeryüzünde tek yaratıcıyı gösteren ilk işarettir. Arapların Allah, İngilizlerin God, İranlıların Hüthra ve Yahudilerin Rab dediği tek yaratıcının en eski işareti, runik Türk alfabesindeki Tengri sözcüğüdür. Size tuhaf gelecek ama bu harf, Finike ve Helen alfabesinde T sesine karşılık gelir. Kim, kimden öğrendi orasını bilemiyorum. Ancak eski Türk inanışlarına göre gök Tengri tek yaratıcıdır ve eski Türk alfabesinde tek harfle sembolize edilir. Bugünkü zaman yolcusunda, Şaman Selengi'nin Türk mitolojisinde Tengri sözcüğünün anlamı ve derinliği üzerine yazdıklarını ele aldık. Şaman Selengi'nin kehanetlerine ilişkin kısa filmlere ulaşmak için YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızın özel üyeleri arasına katılmak isteyen izleyicilerimiz, bu videonun açıklamalar bölümündeki linki kullanabilirler. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Esenlikler diliyoruz.